Herkese nasip olmuyor biliyorsunuz. Neredesiniz siz şimdi? Bilecik Pazaryeri ilçe değil mi? İlçe. Kaç haneli? Altı bin. Karı da buraya getirdiniz. Burası Gelibolu Yarımadası Eceabat. Çanakkale karşıda. Yani Çanakkale Anadolu, burası Rumeli yakası oluyor. Çanakkale, haşa, etten kale, kemikten kale, 253 bin kanın, 253 bin canın attığı yerdir Çanakkale. Çanakkale'ye sadece toprak diyemezsin. Geçme tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden mahver, sana kucağını açmış duruyor peygamber. Şimşeklere bonet deniyor. Böyle yapılmasının amacı, bakın yüzyıllar önce niye böyle yapılmış tümsek şeklinde, karşıdan bir toprak parçası olarak görülüyor. Yani cephaneliğimizin burada olduğu gözükmesin diye böyle yapılmıştır. Bu boneklerin içi boşluktur. İleride göreceğiz. Şimdi dolaşabilelim diye tahtalar yapılmıştır. Burası merkez tabiyamızdır bizim. Buradan diğer yerlere askerlerimize silah, süngü, yiyecek, içecek, tüm iaşe buradan gidiyordu. Burası Kilitbahir platosu. Düşmanın güney cephesinde güney güzergahı. 1915 Mart'ın 18'i. Soğuktu Mart ayları. Hele 18'leri bir başka soğuk olurdu Çanakkale'de. Sislerin, sessizliğin, hüznün şehri oluverirdi. Onlar analarının gonca gülleri, babalarının koç yiğitleriydiler. Kana boyanmıştı toprak. Kana boyanmıştı yemyeşil otlar. Kana boyanmıştı yağmur damlaları 1915 Çanakkale'sinde. Yıl 1915. Kanlı yıl. Soğuktu Mart ayları. Hele 18'leri bir başka soğuk olurdu Çanakkale'de. Sislerin, sessizliğin, hüznün şehri oluverirdi. 18'inde Çanakkale ve bu şehirdeki 18'lik delikanlılar. Sabaha varacak gece, sabaha yanacak Çanakkale. Dur yolcu, kurtarılmayı bekliyor Çanakkale. Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrim battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Evet değerli misafirler, 18 Mart 1915 sabahı düşman sol tarafımızda gördüğümüz muazzam Çanakkale boğazından 100'ü aşkın gemisiyle giriş yapar. Çıkarma yapmayı hedefliyorlardı. Ama rüzgarın etkisiyle buraya Arıburnu yarlarına doğru sürüp gelirler. Arıburnu yarlarına geldiklerinde bakarlar, düzlük değil, sarp tepecikler vardır. Ama hücum emri gelmiştir. Hücum etmek zorundadırlar. Sırtlarında sırt çantaları, paçalarını sıvayıp denize atlarlar, hücum etmeye başlarlar. Arıburnu yarlarının koruması 27 Kralaya ait 80 askere ait, başlarında Asubay Muharrem İbradalı vardı. Düşmanın gerçek bir çıkarma yaptığını görür, hemen çatışmaya başlar. Çünkü düşman 1500 askeriyle sabah çıkarma yaptı. O geminin, İngiliz gemisinin geçtiğine göz yumduğu gerekçesiyle ne yazık ki 3. Selim tarafından idam ettirilir. Okul bahçesinde olan tabi... Kızık ömürde. Öyle doğru. Kızlar alışık. Yusuf abla. Ben senden sağlar. Şimdi arkadaşlar otobüste de detaya girdik. Çanakkale'nin anlamını verdik. Çanakkale önemli bir bölge. Yani Anadolu doğusu, batısı, Anadolu'su, Çerlisi, Kürdü hepsi geldi arkadaşlar.
arkadaşlar. Hiçbir etnik kökün ayrımı yok. Hiçbir zengin fakir ayrımı yok. Okumuşlar, gencecik çocuklar burada şehadet erdiler. Düşünün. Her anne evladını ölüme gönderir. Ölüme ve bayrama gönderir gibi. Bakın, bayrama evet, hazırsak çekiyorum. Hazırsın. Pazar yeri güllerim. Babam 2 yıl önce vefat etmiş, ancak onu mezar... Boyunluk olmuyor. Seksin halinde gelebilirsin. Pazar yeri belediye başkanımızın düzenlemiş olduğu Zeki Tekin başkanımız getirmiş olduğu Çanakkale gezisine geldik, gururlandık, duygulandık. Çok sağ olsun, Allah razı olsun. Sağ olsun, var olsun, çok teşekkür ederiz. Gördük, yaşadık, duygulandık. Sağ olsun, var olsun. Bizi belediyemiz başkanımız buraya getirdi. Allah razı olsun, bu toprakları bize gösterdi. Devamını yine nasip eylesin. Belediye başkanımızın sayesinde buralara kadar geldik. İlk gelişim. Çok çok teşekkür ederim. Allah bin kere razı olsun. Allah yolunu açık olsun. Allah yolunu açık etsin. Belediye başkanımız ilk defa geliyorum. Çok memnunum, Çanakkale gezisine getirdi. Çok teşekkür ederiz ona. Her zaman arkasında da yardımcı olmaya devam ediyoruz. Hadi. Çok teşekkür ederiz başkanıma. Evet arkadaşlar, şu anda Çanakkale Şehitliğimizin 57. alaydayız. Biz Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanımızın Zekiye Hanım'ın düzenlemiş olduğu kadınlara gezi düzenledik burada. Getirdik, gezdirdik grubumuzu. Tamam. Çok keyifli geçti. Belediye Başkanımızı da kutluyoruz bu anlamda. Çünkü şehitlerimizi atlamama, ihmal etmedi ve onları ziyarete geldiği için 7 aracımızla çok güzel bir şekilde gezimizi gerçekleştirdik. Bundan sonra Çanakkale merkeze götüreceğiz inşallah gruplarımızın. Tekrarını diliyoruz sevgili başkanımızdan. Kutluyoruz kendisini. Belediyemizin kültür ve sosyal etkinlikler kapsamında düzenlemiş olduğu Çanakkale gezimize pazar yerine 300 kadınımızı getirdik. Güzel bir gün geçiriyoruz. Maneviyatıyla, her şeyle dolu dolu bir gün. İnşallah kadınlarımız mutlu olmuştur. Burada ecdadımıza, şehitlerimize, dualarımızla pazar yerimize döneceğiz inşallah.